Toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Bilgin'i buyurun. Sevgili arkadaşlar, değerli konuklar, Aviva'nın 2019 vizyon toplantısına hoş geldiniz. Yönetim kurulumuz ve şahsım adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir vizyon toplantısında daha böyle heyecanla, coşkuyla, tutkuyla burada sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Açılış konuşmasında değerli arkadaşım belirtti, aramızda çok değerli konuklar var. Ben de kendilerine bir kez daha hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyelerimiz Adam 2000 kilometre uzaktan geldi sizleri görmeye. Varşova'dan geldi kendisi sadece. Aynı zamanda Aviva Polonya'nın da CEO'su sizi görmeye geldi. Yarına kadar da burada kalacağını söyledi. Yeşim Hanım keza yönetim kurulumuza bu sene dahil oldu. Kendisine de hoş geldin diyorum. Bülent Bey, geçen sene de burada bizdeydik değil mi? Bülent Bey, size de hoş geldiniz. Bölüm başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, Akbank çok geniş bir katılımda burada temsil ediliyor. Keza acentelerimiz, yüzü aşkın acentemiz var. Genç girişimcilerimiz var. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Ve tabii yine çalışma arkadaşlarım var. Bu sene başladığımız sağlık sigortaları işbirliğinde işbirliği yaptığımız stratejik ortağımız acaba hep sigortanın yine genel müdürü, genel müdür yardımcıları Gökhan Bey ve arkadaşları da yine buradalar. Zannediyorum kimseyi de atlamadım. Hepinize hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, herkes soruyor ekonomi nereye gidecek? Oldukça zor bir yoldan çıktık. 2018 oldukça zor bir yıldan çıktık. Şoklarla dolu bir yıldan çıktık. Tabii Türkiye ekonomisini anlamak için dünyada olan biteni de anlamak lazım. Olan bitenin bir kısmı Türkiye'ye ilgili işlemlerden kaynaklanıyor. Bir kısmı da dışarıda olan bitenlerle ilgili. Türkiye entegre bir yapıda dünyaya ve fon akışına ihtiyacı olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'yi böyle bir uzayda, bir boşlukta, bir vakumda değerlendirmek hiç doğru değil. Genel olarak dünyaya baktığımız zaman ekonomide ciddi bir belirsizlik hakim. Ticaret savaşları konuşuluyor. Amerika Başkanı 2016 yılında seçilen Trump Amerika'ya çok büyük hüvvetle kazandı ama çok ciddi korumacılık eğilimi açık açık ticaret savaşı açtı. Hem Çin'i açtı hem Avrupa Birliği'ni açtı ve benden mal almazsanız ben de sizden almam dedi. Şu anda müzakereler sürüyor. Bu dünyada genel bir güvensizlik, genel bir korku yaratıyor. Genel olarak baktığımız zaman dünya ticaret hacminde bir gerileme var ve bunun dünyaya verdiği olumsuz bir etki var, bir yavaşlama etkisi var. Amerikan ekonomisinin kendisi de 2019 ve 2020 döneminde bundan göre geçtiğimiz 2 yıla göre daha düşük bir büyüme sergileyecek. Avrupa Birliği malum 2008 krizinden beri bir türlü dertlerden kurtulamadı. En önemli ekonomi Almanya bu sene artık %1 civarında bir büyümeye doğru yavaşlıyor. Çok ciddi bir yavaşlama var Almanya'da. Avrupa Birliği'nin en önemli lokomotif sektörü, lokomotif ülkesi. Fransa, izliyorsunuz televizyonlarda, her cumartesi sarı yeleklerin protestolarıyla yaşıyor. Macron umudu sönmüş gibi gözüküyor. İtalya 2008'den beri borçları, bankacılık sektörünün sorunlarıyla boğuşuyor. İngiltere 3 yıl önce referandum yaptı, Avrupa Birliği'nden çıkacağız dedi. Verdikleri tarih 29 Mart 2019'du. Sadece 2 hafta kaldı. İngiltere nasıl çıkacağı belli değil. Yüzlerce sayfa anlaşmalar yapıldı ama parlamento ne yapıyorsa reddediyor. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Nasıl olacağı belli değil. Böyle baktığınız zaman Türkiye'nin en önemli hem ticaret partneri hem de doğrudan yatırım çektiği Avrupa Birliği krizde diyebiliriz. Pek olumlu gelişmeler yok. Dünyanın son dönemdeki, en azından son 10-15 yıldaki en önemli büyüme yani ülkesi Çin biliyorsunuz. Aynı zamanda Amerika'dan sonra dünyanın, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın da en büyük ekonomisi. Çin son 30 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirecek bu sene. Böyle hedefliyor. İktidar orada böyle hedefliyor. %6 yine dünya için önemli bir oran ama Çin için çok düşük. Biz Çin'in hep iki halini büyümelerine alışmışız. Bunlar da kendi verdiği bir takım programlarıyla, bazı kamu destekleriyle ekonomiyi ancak bu seviyede tutuyorlar. Yani dolayı olarak baktığınız zaman daha Türkiye'ye gelmeden önce global bir çerçeveye oturttuğunuz zaman dünyada olan biten pek parlak değil.
genel bir yavaşlama eğilimi var. Bu doğal olarak Türkiye'nin geçişinde bulunduğu, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkiliyor. Fon akışlarını genel olarak risk iştahı diyoruz. Risk iştahında bir azalma söz konusu. Spesifik olarak Türkiye'ye bakarsak, 2017 senesi harika bir seneydi. Burada konuştuk geçen sene yine Mart ayında. %7.4 bir büyüme vardı. Türkiye'nin normal büyüme hızı işte %5 tamamı potansiyel. Onun 1,5 katı büyüdük ama bu sürdürülebilir değildi. Nitekim 2018'in başlarında hafif hafif tökezlemeler, kurda hareketlenmeler görüldü. Ve 3. çeyrekten itibaren de ne kur kaldı, ne enflasyon kaldı, ne faizler kaldı. Kur 7'ye kadar dolar kurundan bahsediyor. 7'ye kadar fırladı. Faizler herkesine baktığınızda bağlı. Aslında kredi yok, faiz de var, geri sayılmaz ama yani 2 yıllık göstergeler, 10 yıllık hazine bonu faizleri %25'lere fırladı. Enflasyon keza Eylül-Ekim aylarında %25'ler civarında seyretti. Ve yılı kapadık. Yılı kapattığımız zaman geçenlerde sonuç açıklandı. Toplamda %2.6 bir büyüme. Ama ilk yarı %6.3'tür. İlk yarı çok iyi büyüdü Türkiye. Fakat 3. ve 4. çeyrekte 3'te 1 büyüme, düşük bir büyüme, 4. çeyrekte de bir daralma. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağı tabii dünyada olan bitenlerle ilgili birinci derecede risk iştahı gelişmekte olan ülkelere fon akışı devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunun dışında Türkiye'nin açık olduğu bazı politik riskler de var. Bölgede olan bitenler var. Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşadığımız bazı gerginlikler. Bunları kenara bırakırsanız Türkiye bana göre geçmiş, en geçmişte yani en kötüyü geride bırakmış durumdadır. Şubat ortasından itibaren hafif hafif bir kıpırdanma başlamıştır. PMI dediğimiz satın alma verileri, endeksleri, üreticileri verilerine göre de yine kıpırdanma vardır. Çok hızlı bir toparlanma olmayabilir ama en kötü geride kalmıştır diyebiliriz. Türkiye taşı bana yakın olanlar hatırlarlar. Her zaman bu tip krizlerden, bu tip şoklardan çok toparlanarak çıkmıştır. Oldukça dirençli bir ekonomimiz var. Oldukça dinamik, genç bir nüfusumuz var. Oldukça yüksek bir girişimci ruhu, iş dünyamız var. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum bu krizden, bu problemlerden hızla çıkacağız. Aslında baktığımız zaman da biraz önce verdiğim rakamları bugünle kıyasladığımız zaman şu dolar 7'lere gelmişti. Bugün baktığınız zaman 5.45 civarında ve sene başından beri çok sadece çok düşük bir artış var burada. Enflasyon %20'ye gitti. Sene sonunda %15'e doğru inmesi bekleniyor. Merkez Bankası burada çok sağlam duruyor. Politika faizini %24'ten aşağı çekiyor ve buna devam edecek muhtemelen bir süre daha. Dolayısıyla enflasyon da şu anda indirilme eğiliminde. Faizler de keza inmiş durumda, o yıllık faizler 15-16 civarına geldi. 25'lerden aşağıya 10'a yakın bir gerileme oldu sadece 5-6 ay içerisinde. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman ben Türkiye'nin geleceğinden 2019 senesinde harika bir sene olmayabilir. %1-2'den fazla büyüyemeyebiliriz ama geçen senenin ikinci yarısındaki olumsuzlukları bu sene yaşamayacağımızı söyleyebilirim. Tabii biz Aviva'sı olarak, Aviva olarak, Sabancı olarak ya 2008 öyle oldu, 2009 böyle oldu diye bir yatırım yaptık. Böyle yola çıkmadık. Biz bu ülkeye inanıyoruz, ülkenin insanına inanıyoruz, ülkenin potansiyeline inanıyoruz, ekonominin büyüyeceğine inanıyoruz, geleceğine inanıyoruz. Ve sigorta ve emeklilik olarak, spesifik olarak da bu sektörün geleceğine inanıyoruz. Yani emeklilik ve hayat sigortalarında daha gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bu sektörlerle Türkiye'deki olan biteni kıyasladığımız zaman sadece yolun başında olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla her ne kadar performansımızı yıllık ölçüyoruz, tabii ki bütçelerimizi bunlara bakarak yapıyoruz falan ama bizim vizyonumuz çok daha geniş ve ufkumuz da böyle 5-10 senelik stratejik planlara dayanıyor. 2018 yılı nasıl geçti Ayvasa için? 2018 yılı Ayvasa için yine Fırat Bey'in liderliğinde gayet başarılarla dolu bir yıl olarak geçti. Eminim ben bugünkü toplantıda bunların biraz üzerinden geçeceksiniz ama ben birkaç tane aklımda kalan yönetim kurulu seviyesinden gözükenlerden sizlere söz edebilirim. Her şeyden önce geçen toplantıda, geçen seneki toplantıda burada konuşmuştuk. Bireysel emeklilikte 2015'te demiştik liderliği yakaladık. Bunu bırakmayacağız. Çok şükür 2018 sonu rakamlarıyla 16.9 milyar lira toplam fon büyüklüğüyle Türkiye'de Ayvasa yeniden şampiyon. Geçen sene yine burada demiştik ki bireysel emeklilikte bir performans
performansımız iyi ama hayat sigortaları daha henüz istediğimiz yerde değiliz. Ne sıralamada ne pazar payında tam istediğimiz yerde değil. Burada bir atılma gerek var. 2018 bu sene olacak dedik. Ve sizlerden pazarın ne büyürse pazar hatırlayanlar mı öyle bir 10 puan daha fazla büyümenizi istemiştim. Gerçekten baktığımız zaman geçen sene bu olumsuz ekonomik koşullarda pazar ancak %2 büyüyebildi. Türkiye'de hayat sigortaları için her şey var. Tüm ürünler, tüm kategoriler %2 büyüyebildi. Ve Avibas'a geçen sene 565 milyon lira prim üretimiyle %20 büyüdü. Acentelerimizi özellikle kutluyorum. Acentelerin performansı baktığım zaman ben sonra... Katılım 2017 yılında başladı, 2018'de devam etti. 2018 sonunda baktığımız zaman rakamlara kurumsal ekibimiz ve Akbank çok iyi bir işbirliği yaptı. Çok ciddi yol aldılar. Otomatik katılımda da 600 bin yeni katılımcı kazandı. Tabii çok ayrılanlar falan oldu. Esas 2 milyon kaydettik, 600 bin kaldı ama burada da yine kamu çalışanları dışarıda bırakırsak otomatik katılımda kurumsaldaki arkadaşlarımın çabaları Akbank'ın büyük desteğiyle keza değişiriz. Kazananı sonunda teknolojik üstünlük belirleyecek demiştik. Dijital dönüşüm demiştik. Avibas'ın gündeminden hiçbir şekilde düşmemesi gerekir demiştik. Geçtiğimiz sene çok güzel bir çalışma yapıldı. Ve Türkiye'nin bana göre ve sizlere göre, birçoğumuza göre en iyi uygulaması mobil app'imiz devreye girdi. Emeği geçen tüm arkadaşları unutuyorum. Tercihlerini buradan yapıyorlar. Tabii bu ilk bir lansmandır. Oldukça iyi bir seviyedeyiz. Tüm rakiplerden iyi bir seviyedeyiz ama daha ileriye götüreceğiz. Evet, toplam olarak başarılarımız bu kadar. Yine benim çok mutlu eden, benim sizlerin de çalışma arkadaşlarımı da mutlu eden bir şey de bu sene sonu itibariyle, 2018 sonu itibariyle tüm ofis yenilemeleri tamamladık. 2017'de genel müdürlükten başlamıştık. Bir ufak bir ön falan hatırlamıyorum. Sizinle İzmir'e gitmiştik. Temmuz 2017'de ilk açılışı yapmıştık. Onun geçen gün Adana'ya gittim. 3 hafta önce Adana'daydım. Orada da pırıl pırıl bir ofisle karşılaştım. Zannediyorum tüm arkadaşlar bu yeni ofislerden çok memnun. Güle güle oturun. 2019 yılına gelince biraz önce söyledik. Belirsizlikler var, riskler var. Muazzam bir gün olmayacak. Kötü geride kaldı. Ama mutlaka hem ekonomik olarak hem Avrupa'sı için geçen seneden çok daha iyi bir yıl olacak. Söylemeye gerek yok ama tekrarlayayım. Atlamış olmayayım. Bireysel emeklilikte elbette ki yine liderliği koruyacağız. Korumanızı bekliyoruz. Yönetim kurulu böyle arzu ediyor. Sizler de eminim böyle arzu ediyorsunuz. Hayat sigortaları tarafında yepyeni ürünlerimiz var. Artık bankacılık faaliyetleri geçen sene ikinci yarısında biraz daha başlayınca daha çok serbest ürünlerine geçtik. Bu iyi ihtimaller, iyi ihtimallerin sigortasına geçtik. Belki başka ürünler de gelecek. Yepyeni ürünler de yine hayat sigortalarında ciddi bir atılım yaptık geçen sene. Bu sene de bunun devamını diliyoruz. Geçen sene %20 büyüdük. Bu sene de en az 20, belki 25-30 bir büyüme ekonomik koşullara göre keza gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Bunu da sizlerden bekliyorum. Türkiye'nin ve Avibas'ın tüm sektörlerinin herkesin gündeminde dijital dönüşüm var. Biz ciddi bir atılım içerisindeyiz burada. Dijital dönüşüm her zaman gündeminde olacak dedik. Önümüzde çok ciddi çalışmalar var. Bir kere bugüne kadar yapılan çalışmaları hepsini olumlu değerlendiriyorum. Altyapıda çok ciddi çalışmalar oldu. Önümüzdeki dönemde Fahri Bey'le dün akşam sohbet ediyorduk. Bu sene dedim kağıtsız satış olacak mı artık ya? Kaç yıldır bunu konuşuyoruz. Bu sene olacak dedi. Bana söz verdi. Bu sene kağıtsız satış olacak. Müşterinin hizmeti için yapılıyor bir taraftan. Müşterinin daha iyi bir hizmet için, daha iyi bir hizmet vermek için yapılıyor.
Aynı zamanda operasyonel verimlilik yapmak için, kazanmak için bu taraftan yapılıyor. Bir de bu son dönemde büyük verimlilik ortaya çıktı. Ciddi anlamda rekabet avantajı kazanabilmek için yapılıyor. Dijital dönüşümde mutlaka büyük veriden değer yaratmayı analitikle genel müdürlük ve arkadaşları önümüzdeki dönemde başaracaklardır. Buna inanıyorum. Arkadaşlar, bugünkü toplantının teması, bunu kaybolmuş tema, müşteri odaklılık. Müşteri odaklılık, geçen sene de söyledik, şarkılarda kalmasın dedik, müşteri odaklılık çok önemli. İşimizin merkezine müşteriyi koymamız lazım dedik. Müşteriyi iyi dinleyelim, iyi anlayalım, sadece satış odaklı olmayalım. Müşteri odaklı olalım, empati yapalım, doğru anlayalım, doğru ürünleri, doğru zamanda, doğru şekilde, doğru yerde kendilerine sunalım dedik. Zannediyorum benden sonra Fırat Bey programın içinde de bu müşteri odaklı altı uzun şekilde çizilecek son derece önemli bir konudur. Mutlaka bu transformasyonu, yani satış odaklı olan bir organizasyonu mutlaka daha müşteri odaklı bir organizasyona çevirmek zorundayız. Değerli arkadaşlar, ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sözlerime son verirken Fırat Bey'in liderliğindeki Arvasa ekibini ve tüm iş ortaklarımızı 2018 başarıları dolayısıyla sizlerin hepinizi kutluyorum.